Çoluğunuza, çocuğunuza, torunlarınıza ilgilenin. Mahalledeki kahveye gidin, çay için. Adam olun adam. Hırsları bırakın. Hırsları bırakın. Bir ara Türkcan hakimiyeti mefkuresi, Türklerin dünyaya hakimiyeti davası filan diye laf edince Devlet Bahçeli eleştirmiştim. O da bana kripto ile hayatçı demişti. Kripto ile hayatçı. Neyse. Ve beni Balıkesir'de mi nerede bir kitap fuarı vardı oraya sokturmamıştı. O zamanlar birkaç şeye girdirilmemiştim fuara. Bizim Kayseri fuarı dahil. Beni kitap fuarlarına sokmadılar yani. Kripto ile hayatçı. Ne dediğim için ben de demiştim ki ya dünyayı kurtarmayı bırak da sen önce kendi partini kurtar. Bak oradan bir Meral Akşener ayrılıp senden ayrı parti kuruyor yani. Ve ben babamın bir lafını hatırlatmıştım. Rahmetli babam böyle ben cafcaflı konuştuğum zaman işte Allah'ın hakimiyeti, dünya şu bu falan diye böyle büyük büyük dünya analizleri falan yapıyordu. Oğlum sen önce donunu çekmeyi öğren derdi. Ben de ona o lafı hatırlatmıştım. Dedim ya önce sen donunu çekmeye öğren. Şu partini bir kurtar da ondan sonra Türk Cihan Hakimiyeti mevkuresi. Türklerin dünyaya egemen olması. Türkler dünyayı yönetmeli falan diyor yani. Yani o El Chapo gibi, Meksika baronu gibi dünya imparatoru olacağım. Dünyanın ülke başkanlarına Meksika'daki valileri tayin etti ki ben tayin edeceğim diyor. Şimdi cezaevinde yatıyor yani adam. Kudurmuş yani. Bu nedir? Yiyor haram parayı. Yiyor ihtiyaçtan fazla biriktirilmiş malı, mülkü, uyuşturucu ticareti ya. Bundan adam mı olur ya? Ne olur bundan yani? Bir damla ter döküle kazandığı bir şey yok ki. Sadece o değil ki. Devletin bütün yöneticileri bu işin içinde. Hepsi avantadan para kazanıyor. Güzel odalarda oturuyorlar. Böyle kapıda sekreterler. Şeyler, oh ne güzel. Böyle bir sürü sevgilileri var. Mankenler, şunlar bunlar. Cenneti bu dünyada yaşıyorlar kendilerince. Onda avantadan para hesaplarına akıyor ha akıyor. Allah veriyor ha veriyor kuluna. Adam kuduruyor yani. Daha dünya dünyada yok mu daha yürü.